Aşağıdaki şekilde doğadaki azot döngüsü özetlenmiştir diyor. Diyor ki bize numaralandırılmış canlılar ya da olaylar ile ilgili hangisi doğru olamaz. Şimdi arkadaşlar bakın havadaki azot toprağa bakın 1 ve 2 olaylarla bağlanıyor. Birinci olay ne? Şimşek ve yağmurlarla beraber, yıldırımlarla beraber ve gübreleme ile birlikte bakın azot tuzları ne yapıyor? Toprağa bağlanıyor. Burası toprak. İkinci yol ne arkadaşlar? Azot bağlayan bakteriler. Rizobium bakterileri var. Baklagillerin köklerinde yaşayan. Bir ne var arkadaşlar? Siyanobakteriler var. Siyanobakteri ne yapıyor bunlar? Azot bağlıyorlar. Topraktaki azot tuzları arkadaşlar bakın kimler kullanıyor? Bunlar arkadaşlar üreticiler kullanıyorlar. Bakın bitkiler alıyor topraktaki azotu. Daha sonra bakın tüketiciler, hayvanlar filan bitkilerden alıyor. Derken arkadaşlar hayvanlar ondan sonra acaba bitkiler ne yapıyorlar? Toprağa azotlu atık atıyorlar. Azotlu organik atıkları kim amonya çeviriyor? Dört kim arkadaşlar? Saprofitler. Peki saprofitler kimler olabiliyor arkadaşlar? Bakteri ya da mantarlar olabiliyor değil mi? Yani ökaryot da olabilir, prokaryot da olabilir. Daha sonra bakın amonyak ne oluyor arkadaşlar? Nitrite dönüşüyor. NO2 nitrit arkadaşlar. Bunu yapan kim? Nitrit bakterisi. Peki nitriti nitrata çeviren kim? Bu da arkadaşlar nitrat bakterisi. Nedir bunlar? Bakın 5 nolu olay nitrifikasyon bu. Bunu yapan arkadaşlar nitrit ve nitrat bakteridir. Ve bunlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Kemosentez yapıyorlar aynı zamanda değil mi? Tabi bu esnada toprağı azot bakımından zenginleştiriyorlar. Ne kaldı geriye? 3. 3 nolu olay ne arkadaşlar? Topraktaki azotu havaya veren denitrifikasyon olayı değil mi? Bu denitrifikasyon. Topraktaki bağlı azotu havanın serbest azotuna dönüştüren gübreyi parçalayan bakteriler bunu yapıyorlar. Bu esnada arkadaşlar oksijensiz solunum olayları da gerçekleşiyor diyoruz. Bakalım diyor ki bir diyor abiyotik. Abiyotik ne demek? Cansız demek, tamam mı? Biyotik ne demek? Canlı demek. Fiksasyon ne demek? Bağlamak demek. Tespit etmek. Azot bağlama ifade ediyor burada. Azot fiksasyonu. Bir de bakalım bir ne abiyotik diyor. Yani şimşek ve yağmurlar, yıldırımlar. Evet burada arkadaşlar canlılık faaliyeti yok. Abiyotik. İkiye bakalım. Biyotik. İkide ne var? Baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayan bakteriler var. Bir de siyanobakteriler yani canlılar var. O zaman bu doğru. Üç de identifikasyondur. Evet topraktakini havaya veriyor. Beş arkadaşlar bakın amonyağın nitrite dönüşmesi nedir? Beş nitrifikasyon olayıdır. Bu da doğru. 4 diyor saprofit organizmaların gerçekleştirdiği çürüme olayıdır. Bakalım 4'e. Evet saprofitler arkadaşlar ne yapıyorlar? Ayrıştırma işi yapıyorlar. Bunu da söyleyebiliriz. 4 ve 5 numaralı diyorlarda görev yapan organizmalar diyor kemoototroftur. Arkadaşlar 5 için bu doğru ama 4 kim? Saprofitler. Saprofitler nedir burada arkadaşlar? Tabii ki heterotroftur. Bakın heterotrof yani besini dışarıdan hazır alan canlılardır. Ama kemosentez yapanlar ototroftur değil mi? 5 nedir? Kemoototrof. Dolayısıyla arkadaşlar sadece kim için demesi lazım bunu? 5 için demesi lazım. Bu yanlış oldu. Diyor ki 1 ve 2 numaralılar diyor havadaki azotun toprağa geçişini sağlıyor. Evet bir ne yapıyor arkadaşlar? Havadan toprağa azot bağlıyor. 3 ise diyor topraktaki azotun diyor azot gazına dönüştürerek hava verilmesini sağlar. Evet bakın ters yönlü çalışıyorlar. Birisi azotu bağlarken diğeri tekrar havaya geri vermiş oluyor. Bu da doğru. Cevabımız denizde olacak.